Dünyada en sık rastlanan romatizmal iltihaplardan biridir dedi. E, Romatit, artrit. Doğru evet, mu hocam? Doğrudur. doğru. Doçent doktor, Bünyamin Kısacık. Acaba var mı öyle bir sıkıntınız efendim? Hemen şöyle bir kendinize sorun. O geçmeyen ağrılarınızın sebepleri acaba nelerdir? Eğer varsa böyle bir dert, buyurun konuyu konuşuyoruz. Evet. Romatit, artrit yani RA diye mi geçiyor? Evet, evet. Nasıl Satmas... bir hastalıktır efendim? Romatit, artrit az önce sizin de bahsettiğiniz gibi dünyada en sık görülen iltihap romatizma hastalığının bir tanesidir. Ee, eklemlerde... Asıl e, olarak bulgularını gösterir. Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve sabahları e, hastanın uyanamaması, e, kendini gelememesiyle kendini gösteren bir hastalıktır. Halsizlikle beraber mi geliyor? Aslında hastalığın ilk başlangıç bulgularının bir tanesi halsizlik, yorgunluk, işte iştahsızlık, kilo kaybı gibi bulgular ama daha sonrasında asıl bulgu eklem bulgusudur. Eklem hangi eklemlerde daha çok tehlike gösterir? Romatoid artık kendini özgü bir tutulum sergiler. Özellikle el bilekleri, ayak bilekleri ve elin küçük eklemlerini tutar ve bunu simetrik tutar yani sağ dizinizde varsa olay sol dizinizde de olur. Hmm. Veya sağ elbinizde var sol elbinizde genellikle olur. Aynı zamanlamada mı? Ee, bazen şöyle olur. Sağ diziniz şişer, 3 gün sonra sol diziniz, 3 gün sonra sağ elbiniz gibi. Bazen hep beraber şişer. Beraber yani şişer. farklı ge geliş şekilleri vardır hastalığa. Küçük eklemler dediğiniz parmak eklemleri. Evet, e, el bizim pif dediğimiz proksimal yani e, el küçük eklemleri, e, bunları simetrik tutar. Simetrik Sağlı solu tutuyor. tutar. Hmm. Peki e, bayağı aslında kendini belli eden bir hastalık evet, yani evet, evet. e, sağlısı sollu aynı dönemde Hı -hı. ağrı halsizlikle Hı -hı. Ben, ağrılar nasıl bir ağrı şeklidir yani kişi ne zannederken ne dün çok yorulmuşum da vücudum ağrıyor ya da Hı -hı. E, işte bir yere mi çarptım acaba yani net nasıl tarif ederler? E, aslında e, biz ağrıları ikiye ayırıyoruz e, bir tanesi mekan, mekanik ağrılar yani yorulma ağrıları diğerleri romatizmal ağrılar mekanik ağrılar hareket ettikçe artar ama romatizma ağrıları hareket ettikçe Artmaya başlar hmm. Pardon özür azal, dilerim azalmaya başlar Yani hareket edersiniz siz ağrınız azalır Azalır. Bunu özellikle şöyle tarif ederiz Hasta sabah yataktan kalktığı zaman Ağrılı uyanır hmm. Ama mekanik ağrıda yani yorulmaya bağlı ağrıda Hasta sabahtan kalkınca dinlenmiş olur Mesela bel ağrısının mekanik Kutuğa evet. bağlı bel ağrısı aslında mekanik bir ağrıdır Hasta sabah yataktan kalktığı zaman Dinlenmiş olur hmm. Ama romatizma da tam tersi Yataktan kalktığınız zaman eşiniz kaldırır sizi o Kendiniz kalkamazsınız Evet Hastaların mesela büyük çoğunluğu şunu söyler, ben çocuğumu sabah okula götüremiyorum, gönderemiyorum, kahvaltımı yapamıyorum gibi şikayetlerle bize gelir. Bu yaşla bağlantılı bir durumu var mıdır? Ee, yaşla bağlantısı var ama şöyle söylemek lazım. Ee, benim mesela ya da işte çoğu romatoloğun 10 yaşında da hastası vardır, 90 yaşında da hasta vardır. Evet. Ama hastalığın sıklıkla biriktiği yaşlar 20 ile 40 yaş arasındaki bayan hastalık. Genç yaş. Yani bayanlarda bir miktar daha sık hastalık. Peki nedenini soracağım ama hangi hastalıklarla karışır başka? Ee, hastalığın erken döneminde özellikle ilk 6 haftalık dönemde birçok hastalık karışabilir Ama bakın erken dönem diyorum çünkü evet. ilerleyen dönemde hastalık çok karışmıyor Yani tanısını bir şekilde e, koyabiliyoruz diyorum. Ama erken dönemde infeksiyonlar, bazı kanser türleri, diğer romatizmal hastalıkların hepsiyle hastalık karışabiliyor Yani fibromiyajı Fibromiyaj aslında karışan hastalık bir tanesi mıdır? ama fibromiyajda genel eklem şişliği olmuyor Hı. Romatoid artritte genel eklem şişliği oluyor Evet Ayak bileklerinin çok şiş hallerini görürüz bazen evet, kişilerde. Evet, romatoid evet, artrit evet. hastalarında olan bir şey mi? Romatoid artrit e, ayak eklemini tutar ama başka hastalıklarda da olabilir. Evet. Ama romatoid artrit dediğim gibi simetriktir. E, Genel eklemlerini çok sever. E, burun dışında sabah tutukluğunu çok yapar ama birçok hastalıkta ayak eklemi şişebilir. Yani sadece romatoid artrit değil aslında. Değil. Peki neden oluyor? E, maalesef tam sebebini bilmiyoruz. Bir kısım genetik faktörler var. Yani aileden gelen sebep var. Bir kısmı... E, Çevresel sebepler, maruz kalınan hava kirliliği, sigara çok önemli bir etken. Bu arada geçirilmiş e, infeksiyonlar da sebeplerden bir tanesi. Hmm, daha önce geçirmiş olduğunuz evet, bir enfeksiyonun evet. vücutta e, devamı gibi sanki. Devamı gibi evet. böyle bir şey yol açabiliyor. Evet, evet. Ne tarz bir e, virüsten bahsediyoruz mesela? E, biz aslında bunu şundan biliyoruz. E, romatoid artritin, eklem bulgulan, takip eden hastalıklar var. Mesela hepatit e, virüsleri aynı romatoid artrit gibi eklem bulguları yapıyor. Hmm. Bazen romatoid gibi eklem bulguları uzayabiliyor. E, o yüzden hepatit virüsü belki ilk sırada sayılabilir. Evet. Çok e, ilginç gerçekten. Peki belirtilerinden de bahsettik. Hı hı. E, 6 hafta erken dönem dediniz. Peki o evet. 6 haftadaki kişi gerçekten e, bendeki bu ağrının tipi başka, hı hı. şekli başka diye Fark eder mi? Yani vücut o sinyali verir mi kişiye? Kolay mıdır fark edilmesi? Fark etmesi lazım çünkü yataktan kalkamaz. Hmm. Bu çok kötü bir durum. Yani düşünün 20 yaşındasın yataktan kalkamıyorsunuz. Tabii. Bütün vücudun Mesela ağrıyor. Bazı hastalar diyor ki ben diyor işe gitmek için saat 6'da kalkıyorum diyor. 2 oh. saat kendime gelip 8'de yola çıkıyorum oh. 9'da işe başlıyorum çok diyor. Zor. Bu gerçekten çok kötü bir durum. Ama işte hareketle azalması bir miktar kendini gösterir ama... Yani hasta hareket edemez. Mesela hasta odaya girdiği zaman bakarsınız sekerek yürür. Ya da hmm. tekerlekli sandalyeyle el gelir yanınıza. O, ee, o zaman anlıyorsunuz ama genellikle kişi bunu fark eder. Ee, ama doktora gelmesi maalesef çok uzuyor. Yani o 6 haftalık dönem genelde çok ha. kaçırıyoruz. O dönem kaçırıldığı da ki biz bunu aslında fırsat e, dönemi diyoruz. Fırsat dönemi çoğunlukla kaçırılmış oluyor. Ne oluyor fırsat döneminde erken yakalarsanız? Erken yakalarsanız birincisi e, ilaçların yanıtı değişiyor. Hmm. İlaçlar daha iyi yanıt veriyor. İkincisi Hastalığın uzun dönemde ilaçsız kalma şansı oluyor. Yani hastalığın kür şansı oluyor. Yani çok az bir ilaç hasta kendini idare edebiliyor. Ama geç kaldığı zaman e, ilaçlar yanıt azalıyor. Bunun dışında e, hastalığın maliyeti artıyor çünkü bu hastalık en sonunda iyi tedavi edilmezse sakatlığa ulaşıyor. Yani erken emekliliğin aslında sebeplerinden bir tanesi de romatoid artrit. Gerçekten evet. Neden peki kişi yani yürüme kabiliyetini mi kaybeder? Şöyle oluyor. Aslında eklemlere şişlik olduğu zaman eklem hasara uğruyor. Hmm. Yani ekleminiz belli zaman sonra deformasyona uğruyor ve şekil bozukluğu gelişiyor. Yani aslında tuttuğunuz şu bardağı tutamıyorsunuz. Yani veya iki elle tutmaya çalışıyorsunuz gibi. Yani hastalık belli zamandan sonra iyi tedavi edilmezse şekil bozukluğuna yol açıyor. Ne kadar sürede bu bu şekle gelir yani? Bu demek çok zor. E, hmm. çünkü e, her hastanın e, şikayetlerinin başlangıcı farklı olduğu gibi, laboratuvarı farklı olduğu gibi evet. hastalığın zararı da farklı oluyor. Kimisinde 2 senede bunu görebiliyorsun. Kimisinde 15 senede hiçbir şey böyle bir şey görmüyorsun. Görmüyor. Olmaya evet. da biliyor. Evet. E, peki hastalara düşen görevler elbette vardır burada. Öncelikle erken teşhis önemli diyorsunuz. Evet, evet. Vücudunuzdaki alarmı fark evet. edin. Yani eklem şişliği olduğu zaman aslında en kısa sürede doktora gitmesi gerekiyor. Evet. E, eklem şişliği çok bir alarm bulgusudur. İkincisi e, sabah tutukluğu. Bu çok önemli. Tekrar yüzün altını çizerek vurguluyorum. Evet. E, kişilerin sabah dinlenmiş kalkması gerekiyor. Sabah dinlenmeden kalkıyorsa, eklem şişliği varsa mutlaka en kısa sürede doktora gelmesi gerekiyor. Romatoloji uzmanına başvurması Romatologi gerekiyor. Romatoloji uzmanı e, bu işin uzmanı. Yani bizim işimiz tamamen bunlar evet. olduğu için e, rahatlığı Hı -hı. bunu söyleyebilirim. E, bunun dışında e, romatoid tartitinin e, en önemli sebeplerinden bir tanesi az önce söyledim sigara. Yani sigara bir numaralı etken. Hemen hemen her şeyin içinde olduğu gibi sigara romatizmalı da bir etken. O yüzden sigarayı bırakmaları gerekiyor. Evet. Bunun dışında tabii her hastalık için söylüyoruz. Yani genel sağlık önlemleri. Yani işte işte düzgün yaşayalım, stresten uzak kalalım. E, eklemlere fazla yük uygulanmaması için kilomuzu verelim Doğru. gibi genel önlemlerden mutlaka e, hastanın uyması gerekiyor. Evet. Bunlar çok önemli gerçekten evet. belirttiğiniz gibi. Bir eklem hastalığı mıdır peki tam olarak? Diyebilir miyiz böyle bir Bir şey? eklem hastalığıdır. Aslında ilk bulgusunu eklemlerde göstermekle beraber süreç içerisinde eklem dışına taşabiliyor. Yani eklem dışında bulgular gösterebiliyor ama esas olarak bir eklem hastalığıdır bu hastalık. Hı hı. Ama tedavi edilmezse, geçteni konursa, ilaçtan hasta uygulanmazsa o zaman eklem dışına çıkabiliyor. Evet. Yani bunu şöyle söylüyorum. ya yani Bir daire içerisinde bir yangın varsa o bütün eve yansır, bütün Tabii. daireye yansır. Tabii, evet Evet, evet, bütün vücudu etkiliyor. Bütün vücudu etkiliyor. Ve dolayısıyla bunun fiziksel yansımaları da oluyordu. Evet, çok fazla miktarda. Ve psikolojik. Şimdi, şimdi 30 yaşındasınız, öğretmensiniz, e, işinize gideceksiniz, sabah 6'da kalkıyorsunuz. Tabii çok zor. Bir defa yetememezlik oluyor. Psikolojik ben yansımaları da dolayısıyla geliyor. Çok fazla. Yani e, ben mesela hasta, çok hastamı e, ağlarken görüyorum. Öyle. Ben artık kendimi yetemiyorum. Ben böyle mi kalacağım, sakat mı kalacağım diye e, öyle geliyor. Ama hiç unutmuyorum, e, bir tane hastam tedavi aldıktan sonra yaklaşık 45 yaşında bir kadındı. Ben sabah kalktım göbek attım hocam diye. Ay ne kadar Ya bu güzel. çok güzel bir şey. Bu. Gerçekten yani Müthiş çok samimi bir, şey. bir duygu bu. Peki doğum yapabiliyorlar mı? Çünkü genç yaş aralığından bahsediyoruz. Ee, 20 ila 40. Kadının en doğurgan, en verimli olduğu yaş. Bir de daha çok kadınlarda mı görüyorsunuz? Evet. Daha çok, 3 kat daha sık kadınlarda e, maalesef. E, o dönem çok hassas bir dönem. Yani bazı ilaçları kullanmaması gerekiyor. İşte e, doğuma girecekken, gebeliğe girecekken e, bazı ilaçların kesilmesi ve hastalığın iyi durumda olması gerekiyor. Genel